Hong Kong'dan herkese selamlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Hong Kong'un pahalılığını biliyorsunuzdur ya da belki de duymuşsunuzdur. Gerçekten dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi. Hatta geçen gün yapılan bir araştırmada da yine en pahalı şehir seçildi 2023 yılında. Çok pahalı bir yer, çok zenginler var, multimilyonerler var burada. Ama aynı zamanda gelir eşitsizliği de haddinden fazla. Bu konuda inanılmaz bir uçurum var. Şöyle özetleyeyim size. En zengin %10'luk kısım ile en düşük gelirli %10'luk kısım arasında 44 kat fark var. 44 kat. Bu inanılmaz yüksek bir rakam gerçekten. Bugün de birazcık onları göstermek istiyorum sizlere. Biraz daha böyle Hong Kong'un kenar mahallelerinden birine geldim. Yanımda Mert Aktaş var. Onu da birazdan göstereceğim. Şu anda burada çok ikonik bir fotoğraf vardır internette gördünüz. Ben buraya daha önce gelmiştim. Şimdi tekrar Mert'le geliyorum. Tekrar göstereceğim size. Belki izlemeyenler olmuştur zaten. Dünyanın en büyük apartmanı diyebilirim buraya. Binlerce insan yaşıyor. Binlerce daire var içerisinde. Zaten ismi de canavar bina diye geçiyor. Monster Building diye geçiyor. Poğaçalar satıyorlar. 6 dolar. Güzelce gözüküyor. Mert aç galiba. Mert'in gözü poğaçalarda şu abi, anda. Dünyanın en pahalı şehrine geldik. 7-24 açız. Doyamıyoruz ki fiyatlardan. Öyle poğaça bakıyoruz işte. Halimiz bu yani şu anda. Ve yani çok ucuz bedava dediğim fiyatlar da bir Amerikan doları, Türk lirası olarak 30 Türk lirası yani. 30 lira bir poğaça ya bedava diyorum. Aynen. Öyle bir yere geldik yani. Dersimizde çalıştık. Bazen ben bilgi vereceğim. Bazen de Mert bilgi verecek buradaki gelir eşitsizliği, maaşlar vesaire, ev fiyatları. O binaya geldik şimdi. Şöyle haşmetli, kocaman bir bina. Tek bir binadan oluşuyor, onu söyleyeyim. Birçok binanın birleşiminden falan değil. Burası sanırım 50'li 60'lı yıllarda yapılıyor. Binlerce insan burada yaşamaya başlıyor ve günümüzde de bu devam ediyor. Eğer girebilirsek apartman işlerine de girmeye çalışacağız. Ben merak ediyorum gerçekten içerisinde nasıl bir dünya var, nasıl bir yaşam var. Evlere giremeyiz ama en azından apartman girişlerine girip içerisini mutlaka göstermek istiyoruz. Hatta şurada bir tane kapı açık şu anda. Aa, tam da. Geçen Evrar'la geldiğimizde kapalı olan kapı 4 numara. Hatırladım. Tam da o kapı açık. Hazır açıkken girmeye başlayalım bence. Normalde kapılar kilitli çünkü her zaman açık bulamayız. Ve yanımda da Sinan var arkadaşlar. Önceki videolarımdan tanıyorsunuzdur. 2 aydır burada kendisi ama dünyayı geziyor. Hong Kong'da yaşamıyor. Ama aynen, yerlisi oldu sayılır. Aynen, yerlisi oldum sayılır. Buradayım 2 aydır ben de. Hem burada çalışıyorum ekstradan. Para biriktirmeye çalışıyorum da gerçi pek birikmedi. Çünkü o kadar pahalı bir yer ki bir türlü birikmiyor. Dünyanın en pahalı şehri. Aynen, bir durum başlıyor da bu. Aynen, yani çok güzel bir yer olduğu için ben biraz daha kalmak istedim. Çünkü bir daha buraya gelmek gerçekten çok zor. Bir daha muhtemelen uzun yıllar gelmeyebilirim. Yani mutlaka gelmenizi isterim. Yani çok böyle Enteresan bir ülke hakikaten, böyle garip olaylar var bu ülkede. Lüks pahalılık, böyle işte bir yandan gelir eşitsizliği, bir yandan böyle değişik orta seviyeye yemekler. Hitap eden hiçbir şey yok. Hep lüks, zengin ve milyonerlere hitap eden bir ülke. Aynen. Hani az önce de söyledim, aylık maaşın 3000 euro ise bu ülkede yaşayamazsın yani. Çünkü ev kiran zaten 3000 euro. aynen gerçekten. Yani şu daireler 3000 euro yani. Sokaklarda falan yaşayanlar çok var ya. O zaman girip bir bakalım mı insanların yaşadıkları yerlere? Hadi bakalım şimdi. Gidince sessiz olalım, etiket olmadan. Sonunda buraya girmeye başardık. Gerçekten hiç tekin gözükmüyor. Kapıların hepsi kapalı. Hatta gördüğünüz gibi aşırı güvenlik de var yani. Dışarıda demir kapı var. İçeride tekrar başka bir kapı var. Genelde bütün kapılar o şekilde. Şuraya kadar gidiyor. Bir de bunun bir bu kadar da diğer tarafında var. Mert de diğer tarafına gitti şimdi. Orada çekim yapıyor. Düşünün, bu sadece bir kat ve muhtemelen o dışarıdan gördüğünüz yerin sadece uzun olan bir kısmı. U şeklinde burası. Burası sadece U'nun bir çubuğu olarak düşünebilirsiniz. Bunun İki katı daha başka bloklardan girişleri var ve neredeyse yaklaşık 20 kat falan herhalde burası. İnanılır gibi değil. Ne yapalım, çıkalım mı üst katlara da? Çıkalım da be. Evet. Abi burası, kaybolduk. Nereden geldik biz? Ha, sen orayı mı arıyorsun? Giriş. Şurası ya, gel. Gel. Hakikaten kaybolma ihtimaliniz de var yani burada. Abi ha, burası değil ya. Ben şurası sandım. Biraz daha ileride miydi? Neydi acaba? Neyse, bakalım. Şurada direkt sola dönüyor. Nasıl bir kapı? Burası mıydı? Aynen, neyse. Heh, bulduk. Biraz daha zaten burada içerisinde gemi yoğunluğunu unuturuz. Şimdi biraz apartmanın üst katlarına çıkıyoruz. Bakalım farklı manzaralar, bir yerler görebilecek miyiz? Aslında ben burada birisini görürsem onunla bir muhabbet etmek istiyorum. Buradaki yaşam hakkında sormak istediğim bazı sorular var da kimse yok şu an etrafta. Merdivenler böyle yani, pislik içinde her yer. Nereye kadar çıkacağız bu arada? 6. kadar geldik. Bunun da sonu. Ya şey yapalım. Bakın şuradan göstereyim. Çatıya çıkalım. Abi nasıl çıkalım çatıya? Çatıya. Abi yok. Manzaraya sana bir şey diyeyim mi? Şey. Abi asansör vardır bence, biz bulamıyoruz ya. Asansör var zaten, az önce gördüm de. Merdivenlerden girmeyi tercih ettim ben.
Tamam, asansöre binelim. 20 kat falan. Şimdi belki asansörü var dedik, herhalde var diyeceksiniz. Şöyle bir durum var. Burada bu şekilde 10 kat üstü binaya sahip olup asansör olmayan yerler bile var. Zamanında yapmışlar, asansör yok. Onların kirası biraz daha ucuz oluyor. En fazla 16. katı gösteriyor. Biz de 16'ya çıkıyoruz. Demek ki apartman 16 katlı olabilir. Çatıda bakalım nasıl bir manzara göreceğiz. Bak bu şeyde çiftler var. Görüyor musun? Ekler yok. Burada böyle bu sistem çok var. Bazı asansörler sadece teke çıkıyor, yan tarafındaki çiftlere çıkıyor. Daha hızlı ve çabuk olsun diye böyle bir sistem geliştirmişler. Şimdi 16. kata çıktık. Şurada biraz güneş ışığı gözükmeye başladı. Gün ışığı gördük. İnsanlar burada oturmak için binlerce dolar para veriyor arkadaşlar. Çünkü Hong Kong çok küçük bir yer. O yüzden hep dikey mimari var. Tadilat yapalım. Tadilat. Acaba video çekmeme izin verirler mi? Size içeriği göstermek istiyorum. Evet, şu an Mert konuşuyor. One minute. Arkadaşlar girdik. 12.000 Hong Kong dolarıymış. Buranın kirası Amerikan doları. 1500 Amerikan doları. Görüyorsunuz arkadaşlar, zaten yan yana. Birleşik şurada, ufak bir klozet. Şurada da duş alıyorsunuz. Yani şu ya şu kadar. Geniş açıdan göstereyim. Bakın yatağı atmışlar ve odada sadece şöyle giriyorsunuz. Şurada ufak bir alanınız var. Yani nerede nefes alacaksınız, nerede yatacaksınız, eşyalarınızı nereye koyacaksınız? Yanında da şöyle bir yer var. Burası da yine az öncekiyle hemen hemen aynı boyutta. 1500 Amerikan doları. İnanamıyorum buraya girdiğimizde ya, ben çok mutlu oldum buraya girdiğimizde gerçekten. Dışarıyı da göstereyim size. Of. Şu an en yüksekteyiz. Çok gözükmüyor da şuradan göstereyim. Aşırı yüksek. Benim de yükseklik korkum var zaten. Böyle bakınca kötü oluyorum fazla yakından. Ama zirvedeyiz canım. Bu arada mutfağı göstermeyi unuttum. Şu kadar ya. Şöyle bir lavabo. Şuraya işte bulaşık makinesi koyulabilirse koyulur. Şöyle bir ocak. Bitti, bu kadar. Burada yemeğinizi yapmak zorundasınız. Çıktık. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim diyebilirim bu binaya girerek. Daha ilerisi yok. Abi daha ilerisi ne bunun zaten? Bunun daha ilerisi ne ki? Bunun daha ilerisi şurada oturup işte bir şeyler içmek falan. Yok abi, biz burada yaşıyor olsak bizim ilk yapacağımız şey, şurayı biz kendimize bir bahçe yaparız. Aynen. Burada mangalı yakarız. Aynen abi. Sadece. Burayı da zaten onun için yapmışlar herhalde ama baksana leş gibi, kimse kullanmıyor herhalde. Mangal yeri burası ya, biz burayı güzel değerlendirip bahçe yapardık burayı. Aynen, şuraya ufak bir şemsiye güneş gelmesin diye. Şimdi inebiliriz herhalde. Binayı bildiğin keşfettik abi. YouTube Türkiye'de bu içeriği yapan ilk biziz sanırım. Aynen belki abi, ben hiç görmedim. Bu binaya giren kimse yoktu. Ben herkes hiç görmedim. Fotoğraf çekilip gidiyordu herkes. Aynen, millet dışında fotoğraf çekinir, biz böyle işte keşfederiz. İçine gireriz, yetmez. Dairenin içine de gireriz. Yetmez, fiyatları da söyleriz. Şimdi binadan çıkış yapacağız ama kapı kapalı. Şu yan taraftaki şey çalışmıyor mu? Sağa tıklasana. Abi. Yok yok, şurayı diyorum. Bak. Bak açıldı. Bu kadar basit işte abi. Ya şu vidaları vidaları söküyorsun. Şurada tuş var. Çantamda tornavida olsa çıkaracaktım yani. Geldiğimiz kapı mı? Aynen, biz farklı kapıdan girdik, farklı kapıdan çıktık ki normal böyle bir binada aynı kapıdan çıkmak imkansız zaten burada. Ve işte az önce oradaydık. Aynen, oradaydık. En üst katına kadar çıktık. Burası yerli ve yabancı turistlerin mutlaka gelip fotoğraf çekindikleri yerlerden birisi. Hatta buraları bu şekilde tellerle örmelerinin sebebi de bu fotoğraf yoğunluğundan dolayı aslında. Şurada göstereyim hemen. Bakın işte şöyle bir fotoğraf koymuşlar. İnsanlar düşmesin diye buraları bu şekilde tellerle örmüşler. Hatta drone uçurmak da burada yasak. Evet, şimdi o apartmanın olduğu yerden çıkıyoruz. Şimdi daha lüks, daha böyle kiraların yüksek olduğu, daha fazla maddi durumu iyi olanların, gelir düzeyi yüksek olanların yaşadığı yere doğru şimdi gideceğiz. Hem oraları göstereceğiz, hem marketlere girip marketleri de göstereceğiz size. Hatta şimdi bir tane 7-Eleven markete geldik. Burada çok meşhur bir market. Orada fiyatları size Mert gösterecek şimdi. Dostlar, öncelikle bu 7-Eleven biraz küçük bir market ama yine olabildiğince ürün var. En basitinden su fiyatlarıyla başlamak gerekirse şurada gördüğünüz küçük boy yarım litrelik sular ortalama 10-12 Hong Kong dolarına satılıyor. Yani 1,5 Amerikan doları diyebiliriz. Bugünün kuruyla da 45-50 Türk lirası. Yani küçük boy su almak şu an 50 Türk lirası. 1,5 dolar. Burada soğuk kahvelerden alırsanız veya Red Bull falan, onlar tam 2,5 dolar ediyor. 2,5 Amerikan doları. Bir tane Red Bull ama 2,5 Amerikan doları. Ve burada biralar var. Bira fiyatlarını merak edenler için de söyleyeyim. Burada Hong Kong'da çok farklı sistem var. Burada tek bira alırsanız pahalıya geliyor. 2'li, 4'lü, 6'lı alırsanız daha uygun fiyatlara geliyor ki burada da yazıyor zaten. Örneğin Heineken birayı herkes bilir, dükkanlar. Bir tane alırsanız 14'e, 18'e falan satıyorlar. Yani bir biranın
tanesi ortalama yani 15'e satıyor. 14'e satıyorlar birayı. O da 2 dolara yakın bir fiyat. 1,5-2 dolar aralığında. Yani bütün biralar ortalama 1,5-2 dolar aralığına satıyorlar biraları. Eğer ikili alırsanız bu bir %20 gibi bir indirime tabi tutuluyor. Hatta daha da fazla bak. Heineken'i iki tane alınca 18, bir tane alınca 14. İnanılmaz bir indirim diğer var. Diğer markalardan alırsanız mesela iki tanesi 32 diyor. O da yaklaşık 3,5-4 dolar ediyor. Aynen, yani ciralar. Ciddi indirim var yani bazılarında. Cola Sprite'lere gelelim. Örneğin burada yarım litrelik Coca-Cola'lar 10,5'a satılıyor. Yani 1,5 Amerikan doları. 1,5 Amerikan doları yarım litrelik Coca-Cola dostlar. Sprite de aynı şekilde. 500 mililitrelik 1,5 Amerikan doları. Burada da işte bisküvi çeşitleri var işte. Burada böyle Oreo cipsler falan. Yani Oreo bisküviler desek 11. Yani bunlar da 1,5 Amerikan doları. Yani markette ne alırsan genelde her şey 1,5 dolar, 2 dolar civarında falan satılıyor burada. Dondurma reyonuna geldik. Dondurma zaten hepimizin sevdiği kırmızı noktasıdır. Dondurmalarda da çok çeşit var. Tabakta da var, cornetto'lar da var. Mesela cornetto tarzı alırsanız ortalama 20. Yani 2,5 Amerikan doları. Bir tane cornetto almak 2,5 Amerikan doları. Marketlerde de ortalama fiyatlar bu şekilde belli başlı ürünlerde. Oradan siz hesap edebilirsiniz artık. Pahalı mı, ucuz mu, değil mi? Bazı ürünler daha pahalı, bazı ürünler bazen daha da ucuz olabiliyor. Özellikle indirime girdiği zamanlarda. Örneğin şunu da söyleyeyim, onu söylemedik. Sigara fiyatları ortalama bir paket sigara 10 Amerikan doları. Yani düz hesap 250-300 Türk lirası bir paket sigara. Çok pahalı aynen. Sigara bıraktırır bu ülke. Hakikaten burada. Sigarayı bırakmak isteyen Hong Kong'a gelsin. 300 lira vereceğiz pakete. Şimdi daha böyle pahalı, daha lüks yerlerden birisine geldik. Burası Wan Chai semti olarak geçiyor. Burada fiyatlar daha da yüksek durumda. Zaten binalardan da ortamdan da fark ediyorsunuzdur. Arkadaşlar hatta Mert dün bayağı çalışıp bunları not almıştı. Notlarından birazcık size de bahsetsin buradaki ev fiyatlarından, maaşlardan falan. Evet Mert, seni vallahi dinliyorum. Dersimize iyi çalıştık. Maaşlar bir o kadar yüksek ama kiralar da bir o kadar yüksek. Yani örneğin elimdeki notlara göre en yüksek maaşı alan diş hekimleri. Diş hekimleri 11.400 euro alıyorlar. Yani bir daha söylüyorum, diş hekimleri 11.400 euro. Güzel para. Doktor maaşı 9.600 euro. Avukat maaşı 7.250 euro, eczacı 6.700 euro, yazılım mühendisi 6.000 euro, normal mühendisler 5.500 euro gibi maaşlar var yani. Güzel bir işi olan herkes 5.000-6.000 euronun üstüne para kazanıyor herkes, 7.000-8.000 euro. Peki en düşük sınıftaki insanlar, yani az önce bizim gezdiğimiz binada yaşayan insanların genelde kazandıkları paralar, yani ülkenin asgari ücreti 910 euro ama bu ülkede hiç kimse asgari ücret almıyor. Yani 9 euroyu unutun, asgari ücret alan yok, o sadece öyle bir sistem. Ortalama maaşlar bu ülkede 3000 euro. 3000 euro ortalama maaşlar var ama en düşük olarak, yani örneğin bir garson veya bir McDonald's'ta bir çalışan kasiyer, en düşük maaşı alanlar 1700 eurodan başlıyor ama yine de ülkenin ortalaması 3000 euro maaşlar. Yani maaşlar bu şekilde ama giderler de bir o kadar fazla. Ev kiraları dudak uçuklatıyor. Örneğin bu şekilde bu mevkilerde şehir merkezinde 3 artı 1'lerin ev kiraları 5000 euro. Yani şuradaki evde kalmak 3 artı 1 5000 euro arkadaşlar. Eğer şehir dışına çıkarsanız, şehir dışında 3 artı 1 yani bir aileyseniz, karınız, eşiniz, çocuğunuz varsa, şehir dışında da genelde yani 3.300 euro civarı şehir merkezinin dışında. Ama burada tek başınaysanız, şehir merkezinde burada 1 artı 1 tutarsanız genelde bunlar 2.400 euro. Şehir merkezinin dışında ise 1 artı 1'ler 1.700 euro civarında. Satın almak isterseniz de genelde şehir merkezindeki 3 artı 1 yani kirası 5.000 euro olan evler genelde 4 milyon. Şehir merkezindeki 1 artı 1'ler ise 2 milyon. Euro civarında. Euro olarak konuştuğum bütün rakamlar dostlar. Aynen, gerçekten inanılmaz fiyatlar yani ya. Yani ülkedeki enflasyonu söyleyeyim. %1.5. Çok iyi. Ülke nüfusu 7,5 milyon. İşsizlik ise %5. Dünyada en çok milyonerin olduğu şehir de burası ve en fazla gökdelen de dünyada Hong Kong'da var. Böyle yoğun nüfuslu yerler çok fazla var burada o yüzden.
Mert'le beraber Hint Tapınağı'na geldik. Sikh Temple. Sikizm dinlemeyen Sikh insanların tapınağı burası. Burada şimdi yemek yiyeceğiz. Burada sürekli ücretsiz yemek oluyor. Biz de çok acıkmıştık. Yakındayken gelelim dedik. Zenginliği çekiyoruz ama fakirliği yaşıyoruz. Gerçekliğimiz burası. Kesinlikle. Yemekleri aldım ben şu anda. İşte burada pilav var, klasik. Şu yeşil mercimek gibi bir şey. Bu da yine sebzelerden yapılmış bir yemek. Mert de şu anda sırada. O da yemeğini alacak şimdi. Burada böyle sınırsız şekilde yiyebiliyorsunuz. Onlar zaten böyle bir kere aldıktan sonra sürekli böyle dolaşıyorlar. İster misin, ister misin diye soruyorlar tencerelerle yanınıza gelip. Yemeğimizi yedik, şimdi tramvaya bineceğiz. Bunu görmemiştim daha önce. Ama bu zaten durmadı. Durmadı, binemedik ya ki. Ya bu özel mi acaba ya? Bilmiyorum ki abi. Baksana ne güzel balkonlu. Püfür püfür gidecekti. Diğerlerinde balkon yok. Bence bu özel olabilir. Balkonlu ya. Bu bence bir grup kapatıyor tramvayı. Vay özel. Be millet tramvay. Hani tramvayı özel. İşte arkadaşlar görün. Para böyle bir şey. Bak bak bak, bağırıyorlar tramvay içinde. Parti aynen yapıyorlar. Harbiden ulan adamlar tramvay kiralıyor. Bu nasıl bir para ya? Bu nasıl bir zenginlik? Babbo. Helal olsun be. Değişik yaşantılar. Para var, huzur var. Gemi kapıdığını gördüm ama tramvay kapıdığını. Böyle Hong Kong tarzı eğlence. Mekan kapatırsın da yani tramvayı da kapatmazsın be. Burası da bu arada gerçekten Hong Kong'un en elit semtlerinin olduğu bir yer olduğu için böyle yol boyunca tramvaylar sürekli burada her dakika geçiyor. Fiyatları da bayağı ucuz. 3 Hong Kong dolarına geliyor. Yani yarım Amerikan doları falan biniş sadece. Durak fark etmiyor. İsterseniz başından sonuna kadar gidin. Yine de 3 dolar vermeniz yeterli, 3 Hong Kong doları. Şimdi biz başka bir tramvay gelmesini bekleyeceğiz. Buradan Barlar Sokağı'nın olduğu yere gideceğiz. Orayı da size ufak da olsa göstermek istiyorum. Şimdi merkez kısmına geldik. Burası Central diye geçiyor. Burada inanılmaz lüks mağazalar var. Burada Louis Vuitton var. Karşıda Armani var. Devasa gökdelenlerin olduğu bir yer. Burası az önceki yerden de daha lüks bir yer. Bu caddenin adı Peder Street. Yani babanın sokağı anlamına geliyor. Barlar Sokağı'nın olduğu bölüme şimdi geldik. Şöyle birazcık dolaştırayım sizi. Bugün cuma akşamı, oldukça yoğun günlerden birisi. Burada bir tane Türk restoranı var. Bugün erken kapatmış. Burada fiyatlar ortalama olarak bir bira 10 Amerikan doları civarında. Tabii bunun çok üst baremleri de var. Mesela bazı yerlerde bir bira 30 dolara, 40 dolara kadar çıkabiliyor. Çok lüks mekanlar da var. Rooftoplar var mesela. Oralar inanılmaz pahalı. Hatta bazı yerlere üzerinde şort varsa almıyor. Sadece pantolonla girebiliyorsunuz. Ben bir kere gitmiştim, beni almamışlardı. Böyle U şeklinde bir Barlar Sokağı düşünebilirsiniz. Cuma ama bugün tabii birazcık erken şu anda. Saat 8.30 civarında. Akşam 10'dan 11'den sonra daha da kalabalık bir hale geliyor. Mert. Geldik Barlar Sokağı'na. Çok küçük ya. Çok az bar var, şey var yani. Barlar Sokağı buysa gerçekten. Çok az mekan var. Zaten gördüğün gibi insanlar herkes dışarıda, sokakta bekliyorlar. Alternatif mekan sayısı çok az. Toplasan 10 tane, 20 tane mekan var. Var aslında işte o. Mesela işte şu mekanların üst katlarında falan çok mekan olan yerler var ama tam orası çok ayaküstü olmadığı için biz bilmiyoruz. Orayı daha çok yereller biliyordur muhtemelen. O yüzden onlar gidiyordur. Tabii, Hong Kong şimdi küçük bir ülke olduğu için yayılamıyorlar barlar olarak. Hani zaten gökdelenler ülkesi olduğu için hani hep apartmandaki üst katlarda mekanlar var hep. Aynen öyle, aynen öyle. Daha çok yukarılarda var yani mekanlar. Zengin, fakir burada. İşte zengin, fakir burada. Aynen, fakirler de burada. Zenginler de. Yani zengin yerine dekmeye çalıştık, fakir yerine dekmeye çalıştık. Olabildiğince araştırdığımız bilgileri de size aktardık. İşte ev fiyatları, market fiyatları, işte maaşlar. Hong Kong'daki yaşam. Kısacası. Aynen, Hong Kong'daki yaşam, maaşlar, insanlar ne kazanıyorlar, nasıl geçiniyorlar. Nasıl bir hayat. Elimizden gelince anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.